Peki ruhumuz var mı? Bence yok. Ruhu endemesini yiyor. Abi zor olmuyor mu ya? Porno kategorisi mi acaba diye düşünüyorum şu an. Felsefe her konuya girmesin. Bilip bilmediği şeyleri. Bilip bilmediği şeylere girmediği an felsefe bitti zaten. Hayır. Türkiye Tesisatçılar Derneği'nden bir ricam var. Bu ricam şu. Bu taharet musluklarının tazmini... Niye götlerle müde sokamayız? Aman abi bir şey başlayalım. Niye onu isteyen götlerine sokayım? Hayır. Tazini standartize etmeleri lazım. Çünkü sürpriz taharet musluğu taziği bir anda her tarafın batmasına sebep oluyor. Paçaların, donun her yerine... Abi teşkilat ne? Tesisatçılar Birliği Başkanı. TRT dizisi. Teşkilat yani. Evet. Şöyle diyecektim. Amına kodumu çocukken git. Tazini yemek senin ayarla. Onu da sen ayarla deyip senin bu önerini böyle konuşurlar toplantıda gibi geliyor aşkım. Ne kadar adamcağızı. Bir internette araştıracağım. Dediğin gibi bir adam mı acaba? Tamam. Koskoca Türkiye tarih. Gelmiş diyor ki benim götümdeki boku ben yanına kaçırdım. Hangi aşıyla temizlersek temizledi. Semih Saygıner gibi yapmak istiyorum. Ben 3 bant yaptırmak istiyorum. Japonya'da neler yapıyorlar? Japon. Evet. Abi Japonlar taci onu yapsalar. Arabalarda kullanılmış kilot otomatı var. Yani, bu arada o dediğini biraz genişletirsek aslında bütün evlerin su basıncının belli bir seviyenin üstünde olmasını ben talep ediyorum. Ben duşa girdiğimde böyle... Onu çok güzel örneklemiştim. Hocam, nene işler gibi. Nene işler gibi. Çok evin tesisat şeyinden açabilirsin belki yani. Denedin mi? Binayı yıkıp bir daha yapmak gerekiyor abi onlarla. Tamam çünkü, onu yapalım o zaman. Evet tesisatlar çok iyi durumda değil. Kentsel dönüşüm bu yüzden zaten yapılıyor diye biliyorum ben. Deprem bahane. Duşlardan daha hızlı su aksın diye yapılıyor. Ama şu sorudan hep cevaptan korkuyoruz değil mi? Bir şey var bakıyor ve sonra götünü çatanı toplarken... Komple değişmesi gerekiyor. Allah'ım böyle uğraşılan şey gibi geliyor. Evet. Komple dedi yani. O komple bayağı bir masraf çünkü. 3000 lira tuttu diyorsun. Niye böyle dün? Komple değişmesi gerekiyor. Tesisatın mı? Yok. Evin yönetimin. Ülkenin. Komple bu ekonomik sistemin komple değişmesi sadece gerekti. Sadece bela masraf da değil. Şimdi evin tuvaleti hayatının en mahrem yerlerinden bir tanesi. Yalan mı? Orada abuk subuk hareketler yapıyorsun. Asla kimsenin karşısında... Ne yapıyorsun? Hocam biliyorsun ne yaptın şimdi. Bana yine Volkan Öge bakışı. Yine ne yapıyor bu çocuk bakışı? Ve şey yani dur ya dinleyeceğim. Ya seni abunda kalkmış sıçarken düşündüm bir an. Yani tamam. Abuk subuk hareketler yapıyor. Olabilir abi olabilir. Şey reverse cowgirl yapıyor musun tuvalette? Yani ters oturup tuvalete. O girl'e bağlı. Her neyse. Şeyde oyuncaklarını koyuyor. Sifona da böyle. Onları çarpıştırıyorsun. Bırak değil mi? Hocam fark etmez. Sonuçta mahrem bir şeyler yapıyorsun. Ve oraya yabancı bir takım insanlar girip senin mahreminde gayet de böyle hakim, her yere dokunuyorlar, ediyorlar filan. Kakanın mahrem olması gerektiğine ne zaman ve nasıl karar verdiler acaba? Bebekken. Çok savunmasız bir anda, ilk çağlarda düşman geliyor, öldürüyor falan. Bunu daha kapalı, kimsenin görmediği bir anda yapalım. Öyle zaten. Üç tesisatçı kuralı var. Birinci tesisatçı geliyor, diyor ki bunun komple değişmesi lazım diyor. İkinci bir tesisatçı çağırıyorsun. Bunun komple değişmesi lazım diyor. Üçüncü tesisatçı geliyor. Ya hallederim 800 liraya hallederim ben şimdi, diyor. Conta ya. Çantasını değiştirelim. Onlar kendi aralarında şöyle anlaşıyorlar. Bu hafta komple değişmesi lazım kimde? Sen, tamam sen, ben gidiyorum. Ben parayı alacağım. Hocam bir de şeyler var. Kurumsal tesisat firmaları var. Hani böyle mahallemizin amcası değil de. Büyük firmalar. Gelip ben bunu elleyemem. Aynen. Onların olayı da bu. Ben bunu yapamam. Bunun markası Vitra. Bunu Vitracı yapsın. Ben yapamam. Vitracı elleyemem bunu. Elleyemem. Niye? Elle ne olacak? Çarpılıyor musun? Ne oluyor? Vitra merkezine alarm gidiyor. Aynen. Conta bu. Conta. Bir daha ben sevdikleri ve bu şey her istedikleri parayı söyleyebildikleri an şu kombide. Beyin yanmış. Sen diyor ki beyin yanmış deyince beyin yanmış ya. Beyin. Yani. Çok önemli bir organ. Senin yanmış. Altından kalkabileceğim şey. Kartının değişmesi lazım. Evet. Bir gün şey diyecekler mi acaba? Beyin yapmış. 1 milyon dolar. Belki ne yapalım? Yani ne yapalım? Ödeyeceğiz bir şekilde. 1 milyon dolar. Böyle bir şey. Abla çok 1 milyon dolar masraf çok güzelmiş. Aynen. Bunu Mars topucunun taşağı düşmüş. 1 milyon dolar. Bak tek taşak duruyor orada. Arkadaşlar yolda kalmışlar da yolda bir tamirden arabadan anlayan bir adam bunlara yardımcı olmuş. Bakmış incelemiş arabayı falan. Demiş ki ya bunda sıkıntı var. Şimdi sizi götürür bu tamirciye kadar. Gidin tamirciye şey dedin. Marş babucunun taşağı düşmüş deyin. Bunlar da böyle diyorlar ki ne diyor lan bu falan. Ya, siz öyle deyin o anlar diyor tamirci falan. Bunlar da gidiyorlar. Gidiyorlar aynı herif değil mi? Bıyık takmış. Bakalım diyecekler mi diye bekliyor orada. Kameralar var. Dediler.
Sana diyor ki Marş Pabucu'nun taşağı düşmüş abi falan. Adam o ne lan diyor. Oğlum oğlum. Adamın adıymış o değil mi Marş Pabucu? İlk bakan adamın adıymış. Marş Pabucu'nun taşağı. Bir kere kaybolmuştuk arabayla falan. Bir tane taksiciye yol sorduk. Buradan lale yapın gidin dedi adam. Ve hala bunun ne anlama geldiğini bilmiyorum. Yonca yerine lale demiş herhalde. Herhalde değil mi öyle? Reenkarnasyon varsa tekrar böyle bir insan bedeninde mi gelmek lazım? İlla de bize şu olarak da gelebilirsin. Reenkarnasyon onun bir canı yok ama. Ne biliyorsun ya? Reenkarnasyonla ilgili benim gördüğüm, gidip de kendi geçmiş hayatlarıyla ilgili bilgi edinmeye evet. çalışan insanların evet. hep böyle ben Pierre Loti'ymişim. Tabii ki. Ben bilmem neymişim diye hava atmaları. Evet, kimse de sikik gör. Bir kere dese ki diyen görmedim. Şunu duysam inanabilirim. Yani abi Yozgat'ta muhasebeciymişim. Hiç kimse buraya düşmüyor ya amına koydum. Yozgat'ta muhasebeci olmuyor yani. Bir de koyunmuşum falan öyle şeyler de yok var. Evet, itmişim ya falan içmişim. Bitki falan gibi bir şey olmuyor değil mi? Bitki. Ama şey var ben normal insanlar gördüm. Öyle bir Discovery tarzı bir yerde. Barış Manço olan çocuk var. Ne güzeldi bu. Barış Manço olan böyle gezdiriyorlar diyor. Gerçekten evi. Mi? Bura benim evim falan diyordu çocuk öyle. Gerçekten mi? Evet abi. Parmaklarını göster. Yüzükler var böyle. Aa bu Barış Manço gerçekten. Hayır, böyle hayır sen LeBron James'misin. Şey çıkan bir de bu. Telif gelirleri olmayan birisinin reenkarnası olman. Yok ya abi, şimdi yorumlarda biri yazar. Evet ya şu programa çıkmışız diye. Evet Barış Manço'yum ben falan diye ya böyle. Ya şeyler daha psikopat geliyor işte. Bu Discovery gibi bir yerde izledim hatırlamıyorum tam. Çocuk ölmüş adam olduğunu iddia ediyor ve karısıyla buluşuyor. Ve karısı da diyor ki evet o. Kim yani burada pedofili mi var? Çok garip. Ne işte. Acayip bir hikaye orada sıkıntı yani. Var. Onu orada sıkıntı var. Bu bir şey konusu mu acaba? Porno kategorisi mi acaba diye düşünüyorum şu an. Reenkarnasyon değil mi? Tabii. Reenkarne olduğum eski karım. Biri geliyor. Karıcığım. Hani BKM filmi gibi böyle. Don't think the boing açıyor böyle. Karıcığım. Hadi bunun ne budur? Reenkarne Avni. Böyle içeriden şey gidiyor işte öbürünün hayatını yaşamaya başlıyor falan ama çocuk. Daha da bence sıradan bir isim bulman lazım. Avni gene şey geldi. Evet, evet. Reenkarne Kamil gibi bir şey olması evet. lazım. Reyhan Kamil falan gibi. Bak Reyhan Kamil değilmiş. Bak metin yazarı nasıl belli oluyor. Hocam yani. Reklamcı. Evet, evet. Evet ben son zamanlarda stoacı düşünce. Tamam. Stoacı var bir de o. Stoa ne? Kimdi Stoa? Stoa abi. Markus Aurelius olması şüpheci lazım. Mi demekti? Yok abi. Stoa daha doğayla hemhal olarak yaşamak. Mesela yani kolum kırılıyorsa da tedavi ettirmiyor. Atıyorum tam antik stoacılardan bahsediyorum. Doğa bunu bir şekilde halleder, çözer. Doğayla denge içinde. Ama böyle intihap kapmıştı mı? Ağaca sürtesin. Doğayla. Ben bu örneği bilerek geldim. Valla işte bizim dede tekrar yani hayata evet, geri gelir diye bekliyoruz. Stoacı. Benim okuduğum şey yani stoik düşünce diyordu. Biraz Marcus Aurelius'un şeyleri böyle bir takım prensipleri gibi. Birazcık umarsızlaşma gibi bir şeydi aslında. İşte, bahsettiğinden alakası yoktu pek. Marcus Aurelius şey mi? Aa, mesela orada şöyle bir şey. Gladiator'daki adam mı? Aurelius Entertainment. Ne bileyim ben amına. Biz devam et bakayım. O değil lan. Ölen Richard Harris'i diyorum. Evet. Onun söylediği şey şuydu. Çok fazla iletişimde olmak. Tabii bu Marcus Aurelius'un kendisi mail yani e-maillerle bile. Bunun herhalde düşüneceğini geliştirip bir şekilde geldiği hal. Diyor ki kendi kendine çözülebilecek bir sorun var. Sen çok iletişim halinde olduğun için hepsiyle de uğraşıyorsun. Aslında biraz mesafeli olabilsen. Onlar çözülecekler şey, yani. Dediğim bu değil. Doğa dediğim sadece ağaçla yap değil. Yani insanın da yaşadığı doğaya akışın şeyinde olmak, müdahaleci olmamak. Evet mesela. Her şeyi çözer gibi. Fakat abi bunu ortaya atan Stoa felsefesinde şimdi unuttum. Yani kendiyle nerede çeliştiğini onu yazmamız gerekiyor. İhtar etmesi. Sadece düşünceyi kuran yani tam Stoa'nın tersine sorunları. Son yaparken bir hayır abi siki bilinç koyup kendini öldürmüş yani böyle hiç doğayla falan. Bütün felsefeye ihanet ederek vefat etmiş. Benim eylemlerim değil, fikirlerim önemli diyerek. Sen ne mi diyorsun? Tabii hocam ki. Ben sen bu son mesajı almamışsın. Olayı da babama anlatsam oğlum bu tembellik derdi bana gibi geliyor açıkçası. Abi bütün felsefeleri babalara anlatsak böyle. Ya kafam ben sana bir şey diyeyim mi? Her şeyin bir şeyi var ya. İşimin sahibi olacak oğlum. Her şeyin. İşimin sahibi olacak. Oğlum her şeyin bir şeyi var ya. Oğlum bunu bak şimdi ben bunu yalanlayamazsın. Yani evet her şeyin bir şeyi var. Babacı felsefe. Yani her şeyin bir şeyi var ya. Birine yardım, kendinizle risk atarak yardım edip, sik gibi o yardımı almayıp senin o aldığın riskle kaldığın bir durum oldu mu? Çok hızlı bir şey de anlatayım mı? Tabii ki. O kadar net oldu ki. Gece 3 eve dönüyorum arabayla. Ara sokaklardan gidiyorum.
Tamam. Polis çevirmesine kalmamak için. Alkolü falan da diyeyim ama çevirmek arkaya istemiyorum. Arkaya müzik koysak evet. Şu an bu bir Ezel şarkısı. Evet doğru söylüyorsun. Biraz da gece 3 ototon koysak. Ara sokaklardan gidiyorum. Karakola polis çevirmeden kaç. Öyle bir şey. Alkol almadım, alkol yok. Aynen. Gece böyle ya korku filmi gibi uzaktan kapkaranlık yani. Köpekler möpekler. Yaşlı bir çift geliyor. Hayda. Böyle yürüyorlar. Çok Get Out tarzı bir ve yaşlı adam çok yaşlı yani. Onun artık konuşacak da hali yok. Kadın onu götürüyor Hakka yani. Mı yürüyorlar acaba? Bayağı Hakka yürüyorlar. Evet. Teyzeciğim götüreyim dedim dedi. Gidecekseniz ben. Siktir git dedi. Siktir git dedi böyle. Tamam ya ben dedim bastım. Allah kesin Allah şaibeli bir iş yapıyorlar. Şey bak öyle diyorlar yaşlı sikiyorlar. Onlar yaşlı siker. Falan gibi böyle. Kesin var ya o teyze meze değildi. Sinan'dı başörtüsü. Evet. İçinde böyle. Benim de şeydi işte askerde gelmişti. Bilirsin abi. Kapalı mekan. Çok basit bir kural abi. Kapalı mekanda şapka takılmaz. Tamam, asker kuraldır. Aklına, bak, hemen aklına geldi mi? Alırsın. Şudur abi. Evet. Çok iyi. Kolay mı? Kural kolay değil mi? Zor gelmiyor. Evet kolay. Yani içeri girdiğin zaman çıkar ve şapkanı da burada tut. Güzel. Abi 98 kişiyiz içeride bir komutan bekliyoruz ve herkes şapkası böyle. 97 kişinin şapkası elinde. 97 kişi bir şey yapıyor. Ve önümdeki yarrak kafasında, kafasında şapka var. Ve komutan gelmiş. Oldu böyle. Ve ben üzüldüm çocuğa. Yani çünkü vurunca şapkasıyla kendisi ayrı yönlere doğru uçuracaklar belli evet. ki 10 saniyesi var. Ve şey yaptım. Şapka dedim. Böyle çok yapıp. Ve çocuk şöyle yaptı abi. Döndü onu yapacağım. Daha da sıkı başlıyordu. Ya dedim ki İmam'ım seni palaskayla döverler. Yani seni yani bana palaskalarca döverler. Yani çünkü ben risk aldım ve şöyle bir şey. O çok hatırlıyorum. Palaskalar gazi. Şöyle bir şey yaptım. Yani o çok emindim. İyi gibi sıkılacağım. Ananı siksin yani. Öyle bir üç kişiden olursun. Ne oldu diye böyle. Sonra şey dedi çok uzaktaydı. Şşt yarrak kafası bak bakayım dedi buna böyle. Yani böyle o hangi yarrak kafası derken tabii, herkes biliyor. Herkes yarrak kafası orada tabii. Olabilir. Şuna 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 amına kodumun mesela, şapkalısını bir şey yapın falan dedi. Yani. Onun şöyle olması gerekiyordu. Evet abi yani ya. Küçülmesi gerekiyordu. Ama da soğuk. Aynen ama da soğuk. Azarı da yemişsin. Azarı yiyince genelde küçülür öyle değil abi, mi? Bir de şey... Mesela her böyle utanç verici bir duruma düşmemek için azarlar insan. Sonra amına koyuyor. Bunun şeyi yok bu hikayenin ama çok enteresan duruyor abi. Yaşadık abi biz. Bir dizi çekiminde ben yine koştuk moşluk yapıyorum. Riva'nın uzaklarında olur ya böyle bir kulübede bir sahne var. Yine bir romantik bir sahne mi ne çekilecek. Gece 2-3 olmuş falan filan bitti set. Sen biliyorsun giden varsa. Riva, eğer yani yönetmeni onu bunu arabası olan tanımıyorsan o bütün set ekibini bekleyip servise gitmen gerek. Yönetmenin arabada boşluk vardı. Sinem hocam olur sıkışın falan dedim. Arkaya sıkıştım ben böyle. Gece karanlık dağ yolları abi. Riva'nın yolları böyle. Gece üşmüş. Estağfirullah gibi bir şey abi. Karşıdan upuzun boylu 1.85 falan boyunda. Bembeyaz kıyafetli. Hasan Mezarcı. O kadar bir şey. O kadar benziyordu ki abi. Amatör aslında amatör. Dedi ki görüyor musunuz siz dedi. Dedi ki abi görüyoruz. Görüyor musunuz yani her şey oldu çünkü. Hmm. Ben yok abi görüyoruz. Uykum mu geldi? Estağfirullah görüyoruz yani. Ayaklarına bakın yani ters mi düz mü çünkü. Dağ yolunda öyle bir kadın. Çok güzel bir kadın abi sarışın böyle. Abi de böyle. Ve durduk. Çünkü kadın şu şekil yürüyor 85. Ünlü DJ bir ünlü sosyetik güzelliği. Manken bilmem ne DJ yapıyor. O. Ne yapıyorsun? Biz arabada bir Renault Clio tam tecavüzcü arabası yani kiralanmış bir araba. Hayır güven verici bir araba değil yani. Bir prodüksiyon aracı. Ve kadın durdurdu bembeyaz bir gecelikle falan filan. Merhaba dedi merhaba. Dedik yani hepimiz böyle. Merhaba abla hepimiz böyle şey oldu. Ne oluyor tam olarak? Böyleydi. İstanbul'a mı gidiyorsunuz? Evet. Hayda şey. Evet yaptı. Ne vardı? Arabesk filmi. Evet evet. Evet. İstanbul'a mı? Biz de şey şaşırdık. Evet. İstanbul ne tarafta? Yani kaza mı geçti ne oldu? ben de gelebilirdim de yer var mı diye. Son yere de ben binmişim. Yer tabii ki falan. Herkese bir Sinan'ı atalım oldu. Gibi bir şey oldu. Sonra kat direkt araba gidiyor Sinan bakıyor. Ya öyle aynı dediler şey zaten. Amına koydum son dakika bindim falan diye oldu yani. Almadım. Geç bak aca. Dedi ki buyurun sıkışırız yani. Lütfen yolda mı kaldın? Yo yo yo. Dedi. Ve uçtu. Ve abi estağfurullah ne olmuş olabilir dedik ya. Ne olmuş bu kadın korkmuyor. Kaza geçirmemiş. Bir ihtimal bir partide. Yollara doğru yürüyelim mi? Tabii ki. Gibi böyle bir eliyle bir kısa konuşma geçirmiş. O bize böyle şey oldu ama. Şey anı çok güzel. Abla. Daha iyi olur. Ben biz kendimiz. Sonra biz kendimizden korkuyoruz. Yani sen burada bu özgüvenle ve savunarak. Özgüvenden ya, ziyade böyle, beynin çalışmama anı gibi bir şey herhalde. Okuduğum okulla evim arasında çok mesafe vardı üniversitede ve
şeyle gidip geliyorduk. Servis araçları. Büyük otobüs hatta yani artık onlar. Şehirler arası yola çıkıyor. İşte dağ geçidi var. Sabuncubeli. Manisa nerede İzmir'i bağlı. Nerede sen? Manisa'da mı okudun? Manisa'da mı okudun? Yani. Sabuncubeli ilan. Öyle bir anlatıyor ki. Sabuncubeli aynen. Abi burada şeyler var. Ecüzelerin diyarına giriyoruz giderken. Doğru Galatya. Anlamıyorum. Hepsi Manisa'ymış. Sabun yapıyor herif böyle. Bir kalcası tişörtü acayip bir beli var. Değil mi? Sabuncu beli. Parça parça olmuş böyle kastan artık. Sabun yapmak çok zordur oğlum. Anasını siker adamı falan. Abi kaldır bakayım. Sibeline sabuncu beli. Böyle bir dağ yolu yani. Varyant. Gece dersim var atıyorum veya şeyler ilk... Öğretimle girememişim de telafi ikinci derse ikinci öğretimde kalmışım falan. 9-10 servisindeyim. Otobanda araç. Yanda yürüyen insanlar var mesela o dağ yolunda. Yani, kim onlar? Kimsin onu? Ne yapıyorsun? Orada yani yerleşim yok. Mümkün değil. Gidebileceğin bir yer yok. Çok garip. Kimsiniz evet, abi siz yani? Ve her saat dolu mesela. El kaldırmıyorlar, yardım istemiyorlar değil mi? Sabah derse gidiyorum. O da orada yine yürüyor birileri falan. Hiç işte yok. Kimsiniz siz? Bana öyle bir şey olmuştu. Yani gene böyle Çatalca gibi bir yerden dönüyordum yani köy yolu. Yani benim şöyle oluyor. Arabanın ışığını kapatsan hiç şey göremez. Evet. O manyak zifir ya. Sonra orada yürüyen birini görüyorsun. Ananı sikeyim seni. Ya nasıl yürüyorsun abi yani? Ben yani, şu metal hani, kutu beni hayata tutunduruyor yani. Sen o metal kutu olmadan. Mesela o zifiri karanlıkta neyle görüyorsun? Onda yürüyorsun yani orada. Mesela ayakları ters. İşte ve şey abi zor olmuyor mu ya? Ya çok zor ya. Çok zor yani. Çok saçma bir şey yani. Geri mi yürüyeyim? İleri mi yürüyeyim yani? Bu şekilde olmaz. Yan yan gidiyor o yüzden değil mi böyle? Yengeç gibi gidiyor. Mesela ayakları nasıl bir terslik? Ya yani mesela bileklerine kadar her şey normal, sadece ayaklar mı ters? Yani bacaklar mı? Yani cin çarpmışı. Cinine göre değişir. Manisa cinlerinin. Şimdi bu ayakların komple değişmesi lazım. Bu arada mesela bu aslında tabii yıllar, yüzyıllar boyunca sakat doğmuş insanların cin zannederek yakılarak öldürülmüş olması falan getiriyor insanın aklına. Zormuş eski çağlar. Benim bir arkadaşım şöyle bir şey yapmıştı. Babası hacca gitmiş. Hacdan dönerken o arabayla işte çöl yolunda gidiyorlar. Diyor ki arabayı kullanan arkadaşı şey diyor, bakma diyor sağına. Bu da bakıyor. Ulan yani öyle tabii bir şey yani. Denir mi ya? Tabii. Sana da bakayım hemen bakıyorum. Sonuna bak diyebilirsin mesela anladın mı? Sağına bakıyor da şey bir adam koşuyor yanında ama böyle 160 defa falan gidiyorlar. Böyle yanında bir adam koşuyormuş falan böyle bir şey anlatmıştı. Ben de şey demiştim yani. Tabii. Yani oraya kadar geldik. Yani hocam her o cin değil ki o flash yani. Hayır bir oyuncu arkadaşım. Çok orada birisini kurtarmaya gidiyor. O da anlatmıştı dönerken bir pick-up gibi bir şeyden bir yazlık yerden. Dönerken bir koşarak bir kadın hem kamyonla aynısı koşuyor ve taş atıyor bize. Ya bebeğimi çaldınız diye. Oha. Dedim ki kurt kadı mı bomba koyup kamyonun yanına evet yani. Böyle falan. Ya dedim abartıyor musun ya dedim. Bilmiyorum çok çünkü ketamin almış ve halüsinasyon krizindeyken işte taş atarak koşarak. Ama yine koşarak, de 160'da koşamaz. Ben de özür dilerim. Çünkü anlatırken durdurdum. Ya dedim bu kurt kadın mı diye. Ya bu bomba tak 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 diye koşuyor. En hızlı kaç koşuluyor? Kaçtı Hüseyin Bolt? Neydi? Kaç kilometre? 70 mi? 80'dir herhalde. 100 gene alma çokmuş lan. Ya ama çok kısa bir şey yapabiliyor. Yani 100 metreyle bile koşuyor. He. Yani buradan şey Çatalca'ya 80 kilometre. Şurada Seyran Tepe'nin yani, başında nefes nefese kalır yani. Aslında düşünsene vasıta şeyin masrafı bayağı azalır yani. Tabii tabii öyle koşuyor. Ben gidiyorum. Nasıl diye koşacağım ben. Gel atayım seni de. Çok hızlı değil bu arada. Evet. Nasıl hızlı değil? Ben arabaya daha hızlı gidiyorum yani. Hani mesela Hüseyin Bolt'la Volkan abinin insanıyla yarışsa hemen yener. Düz adam Volkan köşesi. Yoksa bırakırız varmış. Bana bir Clio verin. Arabayla geçelim. Bir Clio verin. Hüseyin Bolt'u çok abartıyorlar ya arabayla geçen. 80 ne ya? Rick and Morty'de şey vardı hani. İşte güreş müsabakası. Araba ve adam. Bakalım kim kazanacak. Hop diye izliyor. Çok güzeldi abi böyle sonuçlar çok net ne güzel işte mis gibi. Hüseyin Bolt'u geçmek zor değil. Asıl zor olan Hüseyin Bolt'u fikirlerini yaşatmak. Bakıyoruz hiçbir fikri yok herif. Onun üstünde zaten hiçbir fikir kalmıyor. Şeymiş mesela ayranı pideden sonra içecek. Abi bu mu senin fikrin? Evet bence abi öyle. Abi biz bunu 200 yıldır yaşatıyorduk bir şeyden dedim. Zaten bu adama sürekli şey demişler. Sen bir koş gel demişler. McDonald's'a gittim de önce patates. Önce... Tabii bir yara fikirler ama bir şey var. Bir şey söyleyeceğim. Bu fikri ilk bana arkadaşım söylediğinde ben de ooo olmuştu. Evet patatesi önce yersem
daha güzel olacak filan. Buna ikna olmuştum yani. Sizin ruhumuz var mı? Bence yok. İşte 21 gram. Bunda bir felsefe konuşuluyor işte. Oğlum felsefe her şeye girmesin. Bu felsefe felsefe her konuya girmesin. Bilip bilmediği şeylere. Bilip bilmediği şeylere girmediği an felsefe bitti zaten. Hayır. Bildiği şeylere girdiği an bitiyor. Bilmediği şeyler ne? Ya böyle desem bütün bu dizsem bu Hegel'leri maksadı. Abi Hegel geldi. Öyle bilip bilmediğiniz işlere karışmayın ya desem çok hoşuma giden bir an olurdu. Ya ruh nedir ya? Bırakın bu işleri ya. Vallahi bırakın ya. Ama bu bir şey de güzel. Mesela felsefe tarihi kitabı var. Evet geliyoruz 2022'de Volkan Ögeyizm. Ruh nedir ya? Bırakın amına koyayım. Ruh nedir ya? Felsefe tarihi masanın yani ayağına koymuş böyle dengelesin diye. Ya bu 22. tarih ama şey. Ruh hakkında Ögeyizm'in açıklamaları var. Ruh nedir ya? Bırak. Gerçekten bırak. Stoin altı. Bırak beni dinle. Egonun tersi. Ögeyizm. Hani anti ego bir hareket. Kendini unut, her şeyi siktir et, çok fazla düşünme, ispat edilebilir gerçeklere yapış. Reklamcı o. Hayatta kal. Önemli olan hayatta kalmak. Yunanistan'a gitmiştim bir ara bir yine tiyatro ekibiyle falan vesaire. Oğlum çok güzel falan, Atina geziyoruz Sokrat'ı falan. Gördüm. Bir de şey, çarşaf çarşaf gelmişti. Abi müzisyenler de kapsamlı müzisyenler oluyor ya böyle böyle. Bir kapsamlı müzisyen ne demek? Böyle aynı anda 4 kişilik. O, hayır tek değil abi. Bir orkestra var ve bizde her şey bize güzel görünüyor. Türkiye'de de o sıra şey yok. Çok fazla sokak müzisyenleri bilmem neler daha olmamış. Ve aa ne enteresan diye. Fakat çok coşkulu bir ekip geldi abi şey. Logay 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 falan diye böyle biz. Çok güzel, çok güzel derken yok yani abi. Çok aletli. Biri tef çalıyor, biri dümbelek çalıyor ve işte Maria, Maria, Maria gibi böyle çok yükseldi ve biz hemen falan diye baş derken bulamadık falan derken abi böyle 10-20 euro falan bıraktık böyle yani çok panikledik çünkü. Şerifler resmen abi dedi ki ya sikim dedik bayağı 20 euro falan verdik dedik yani. Çünkü aa la 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 deyince o yani sende var mı? Var bende de her şeyi attık ve sonra anladık herifler bunu bilerek yapıyor. Hızlı şekilde gelip böyle bir tesir altına alıyorlar ve öyle tam bakıcıyken şu anda duyarsın ya. Tabii. Bir anda girer böyle. Ama ben onu şunu yapıyorum mesela. Abi geliyorlar. Gel çok ciddi konuşacağız falan. Abi bir şey konuşuyoruz. Ondan önce bir şey konuşuyor gibi yapıp onlara yaklaştık. Abi ciddi. Kimse dinlemek istemiyor. Yaparken oradan bir tane genellikle bir hanımefendi olabiliyor bu. Aa huysuz kadın siktik işte bizden 100 lira alacaklar. Sadece huysuz kadın dediğin için 100 lira alacaklar işte yani bizden. Demin şu şarkı eşlik etme ya. Çünkü duracaklar şarkı eşlik ettiğin an bitiyor o iş. Mesela bunu şöyle meşredemizde Star Wars evreninde böyle gittikleri şeyler vardır. Taverna tarz yerler var. Klarnet hani. Evet. Ama Volkan bir şey söyleyeceğim. Onlar ne yapsın Allah aşkına? Herifin burnu klarnet şeklinde. Herifin başka bir iş koluna girme şansı yok. Burnunu Allah klarnet olarak yaratmış ya. Ama az mesle bak şey olsa, savaşçı olsa burnun klarnet ama savaşçıyım eğitim aldım diye. Ya döverken de orduda arkada çalar böyle. Ya nihavet taksim geçerek dövüyorum adamları. Yani adamlar bir yere sızmalar lazım. Adam öterek gidecek oraya. Yok ya işte bazı ordularda şey varmış ya eskiden davul çalarak hücum edilir bilmem ne. O da ordunun klarnetçisi gibi bir şey olabilir. Mesela Metallica davulcusu çalıyor. Takılıyor adam. Güzeldi ya işte. Fury Road. Ha Fury Road'daki. Evet yani çok iyi. Sevimliydi gerçekten. Yani hakikaten dedim ki benim o sırada bir Clio'm vardı lan. Önüne kokkardan. Aaa diye ulan çok zevkli bir şey ya. Herhangi bir aracın önüne beni bağlasınlar ve böyle. Ama birinin kullanması lazım herhalde. Kim kullanacak? Tabii yok. Beni bir aracın önüne bağlasınlar hissini çok vermiyor muydu yani böyle? Şimdi neye bağlayacağım? İşte 2002 Korsa'nın önüne bağlamışlar seni Allah. Hayır, bir de şöyle yani o herif sanki oradan indirmiyorlar gibi de gözüküyordu. Yani tabii yaşam felsefesi demiş orada. Yani orada abi, da uyuyordu. Uyuduğu sahne var mesela. Hatırlıyor musun evet, orada? Evet. Dinlendiği sahne var. Şöyle son sürat gitmek tamam da sen şimdi burada sanayide arayollarda 40 saat bekleyeceksin. Ama o coşkun için seni şey yaptığını herif mal indiriyor. Öteki şeye girmiş. Sen böyle bekliyorsun orada. Yeter kafamızı siktir diye bağıracaklar. Nide de gidiyorsun. O coşkuyu koyamazsın. Aşık Veysel'i bağlamışlar. Uzun ince. Aşık Veysel sen burada mısın? Neşet Ertaş'ı bağlayacak. Yanlış anlamazsınız. Oscar'da gidiyor. Yanlış anlamaz. Hayır. Sıcak oldu bu Oscar'da. Şeydir abi. Yanlış anlamaz. Tencereyi biraz sıkıntı. Hayır şey. Yanlış anlamazsanız ağzımdaki topu çıkarabilirsen. Top var diyor. Vokal geldi çünkü. Ağzımdaki topu çıkarabilirsen. Çok eğlendim ya. Mustafa Uslu'nun Neşet Ertaş'ın filmi yapması engellenmiş ya. Aa çok iyi. Ailesi ve çekmiş. Gerçekten çekmiş. Mi? Yani çekmiş para paraları mi? Harcamış. Her şey yapılmış. Ve kim engellemiş? Gerçi o hiçbirinin parasını vermemiş. İnsan.
Muhtemelen hepsi duruyordur doğru, cebimde. Doğru. Niye ailesi? Hangi güzel insanları engellemiş? Ailesi. Ailesi mi? Harika. Kime evet, sorarak adamın çekmeye adamın kendi vasiyeti var lan. İstemiyorum filmimin çekilmesini. Bir vasiyeti var ama ya. Ama onları çok siktim ya. Kafka'nın da vasiyeti varmış ya. Bak bu dönüşüm basarsan sakın hamam böceği kullanmayın kapağında diye. Hadi ya. Herkes öyle basıyor ya şimdi. Hayır zaten hamam böceği lan. Yakın gitsin demiş. Haşerat, haşerat kılavuzu demiş gibi oldu zaten. Ama herkes Mustafa de bilir Uslu hocam. Tabii. Hamam böceği olayı. Vay be şey gibi abi. Çok tiksindiğin arkadaşlarım vardır böyle yani. Hallederiz abi. Karakteri kokar yani böyle. Böyle yani hakikaten anlarsın bunu. Böyle gelir. Mustafa Uslu tam öyle geliyor. Mustafa Uslu ben şeye inanıyorum. İki kez İbrahim Tatlıses'e suikast düzenledi. Nasıl yani, oldu? Oğlum olmadı, çekiyoruz ya. Set hazır, şey hazır. Nasıl ölmedi ya falan diye. Acaba hayat hikayesinin sonuna şeyi koymuş muydu? Ben ölürsem filmi çekmeyin. Mustafa diye değil mi? Onun hikayesi. Peki sizce kaç insanın vasiyetinde vardır bu yani? Bu arada yani ölürsem hayat hikayemi çekmeyin diye alakasız bakkal amca koymuş. Ya belki yönetmen tamam, şartı koyulabilir. Okey, okey. Yönetmen şartı koyulabilir. Hmm. Güzel. Benimki, Wes Anderson. Benimkini Kubrick çeksin. O da öyle hani. Çeksin mi çekmesin yani? Wes Anderson çekiyorsa çeksin abi. Volkan Uge geliyorum. Tamam. Kim çeksin isterdin hayatının biyografik hikayesini, filmini? Belki herkes söylüyor. Türkiye'den olması şart mı? Değil. Ayrıca. Yaşıyor ama yaşıyor olması şart mı? Şart. Hayır, öyle mi? Evet. John Carpenter yaşıyor mu? Yaşıyor. Oğlum tamam ona yaşamak. Hayır, öyle bu ev güzel olmaz. Hayır abi Türk zorunluluğu var. Türk yönetmeni çekecek isim var. Yani Çağrı Irmak mı çeksin? Türk olmasa Tarantino isterdim. Oh ne güzel. Eğlence, kan, dehşet. Ama sen de yok ya. Varmış gibi mi? O ayarlardı bir şeyler. Ha. Anladın mı? Sen elini sen kesiyorum böyle. Kanlar böyle. Ya da sen şey yani. Bana ziler geliyor bir yandan falan. Yoğurt almaya gidiyorsun ama oradan arka planda birilerini. Harika harika olur. Tarantino uydurur ya. Tamam. Ben böyle olsun isterdim der. Türk evet. Türk. Yani Volkan Öge'nin şeyini düşünse de Çağan Irmak çekti. Ben Türk yönetmenle çok bilmiyorum. Hayatı ben de yani bunu fark ettim. Çağan Irmak çekemez. 4 tane var bildiğin. Çağan Irmak olmaz. Mesela benim babamla aram çok iyi. Çağan Irmak beni de çekemez o yüzden. Hani hiç öyle bir aile draması. Ama Volkan'ın kızı var. Yani Volkan'ın kızı anakuna çıkıp bugün o kadar 4 yaptık dediğini ölüm çekerken. Yürü geç babanı defne. Ben tabii ki Nolan isterdim abi. Gitsin adam. Böyle zamanlı bilmem neli. Biraz gençliğimi anlatıyor. Her şeyin temelinde sevgi vardır gibi bir şeyle bitirir herhalde. O kısmı önemli böyle karman çorman kurguyla anlatsın yani. Biraz geri gidiyorum. Bir şey oluyor falan. Galiba son filminde bomba mı patlatmış ne yapmış? Gerçek bomba patlatmış güya evet. Yani atom bombası gibi bir şey. Atom bombası patlatmamıştır da. Atom ama bombası patlattıysa onun... Tamam tabii ki atom bombası aldığı nefesi sikeyim yani. Öyle bir şey yaptıysa. Ama hani ona benzer görüntü yok. Atom bombasının mesela prodüksiyona atom bombası patlayacağız. Emin önden atom bombası mı oldu? Nasıl alıyor prodüksiyon? Değil mi? Kuzey Kore'den mi ithal ediyor? Ne yapıyor? Hüseyin abi arıyor. Evet. Atom bombası. Atom bombası patlatacağız. Kardeşim hidrojen bombası var. Atom bombası pazartesi gelecek. Napalm. Napalm var. Güvenlik önlemleri aldık mı? Aldık. Ya ne yapalım? Maskemiz var. Gözlük. Caner çeksin ya. Vallahi Caner çeksin. Ama seni Sucuk Yamil. Seni tanıdık yani. Sen ama Sucuk Yamil gibi çekiyor. Bu saatten sonra yapmaz onu artık. Yapmaz. Volkan Öge'nin altın günü. Oraya dönmez. Sizin Kamil'e dönmez. Dönmez artık. Size bir Nuri Bilge Ceylan yakışırsa. Ya bırak Nuri Bilge. Çok dayanamaz, sıkılır. Ama zaten film öyle bir şey anlatıyor olacak ya. Sinan'ın hani ruh halini anlayalım diye anladın mı böyle? Ama ben de şunu isterdim. Yok ya yani bu şey gibi oldu lan. Çekim çeker derken. Acaba benim filmimi de gibi bir şey oldu. Koyanlar çeksin abi tabii ki. O çok güzel oldu. Ama Koyanlar da şunu der yani. Geldi bu teklif falan. Western yani, filmine dönmesin bir abi. Öyle bir sikerim ki hani Sinan kimde neyin filmi amına koyayım yani böyle. Yani hayır canım onu düşünmüyoruz yoksa. O zaman Koyanlar abi çok güzel tabii ki. Kim oynasın? Jim Carrey. Abi benim zaten Koyanlar'ın bir şeyi var. Bu Inside Living Davis tam benim tırmaladığım dönemde çıkmıştı. Ve herkes bana mesaj atıyordu. Abi senin filmin çıkmış. Seni anlatıyor bu. Hak başarılı bir müzisyen ama çok başarısız ya yani. Hmm. Herkes bana seni anlatacak. Aa sağ ol da buna koyayım. Yani ben bir şekilde... Başarısız ya seni anlatıyor. Aynen öyle oldu ya. Evet. Hem çalıyor ama başarısız ya. Ya sikim. Bir de o da kıvırcıklı saçı maçı biraz benziyordu. Başarısız. Çok iyi filmdi. Çok severim yani. Hayır. Ya bu şey harika değil mi? Wachowski'ler çeksin ama... Eskiden. Wachowski Brothers oldu. Brother oldukları dönemden. Benim filmimde şey var ama çok kötü esprilerle dolu. Sik gibi bir komedi filmi olabilir benimki. Hani o zaman şey Gökbakar Kardeşler yapsın. Olur. Değil mi? Olur. Çok güzel olur. Yani gayet özellikle inşaat dönemi falan. Şey, çok öyle hikayem var yani. Recep İvedik Kavuk gibi devredilecekmiş onu biliyor musun? Biliyorum. Hatta aday oldum. adayım ben. Sakalını devredecekmiş diye. Bir böhö dev yapmaya bakardım. Böhö. Ama onu yapmıyor ki artık. Sonuncusunu izledin ama mi? Ama yenisi yapar artık. Mesela sen mesela Recep İvedik seçildi. Hı hı. Sen birden bir böhö beklerler. Yapamam oğlum ben. Yap bakalım. Böhö.
Peki, bir şey sorabilir miyim? Bunu çok samimi bir şeyle cevap verin ve bitirelim. Hayatınızın herhangi bir döneminde hiç Recep İvedik taklidi yaptınız mı birini güldürmek için? Az önce yaptım, güldürdüm. Evet. Yok yani, yok, gerçekten yok. Heyecanla. Çok yok. Komik buldum. Şey mi, ameliyim, bemeliyim, cemiliyim gibi. Evet. Ay, yok. Allah. Gerçekten. Yok olmadı. Yok abi bir ama. Bir de yani aslında böyle çok güzel yapsaydık bir ara yapardık. Böyü bu şekilde görmememiz gerekiyor. Bir böyü yapamıyorsak. Yani çok iyi böyü yapamadığım bir şey yapamıştım. Böyü orada rastgele seçilmiş bir kelime değil. Falan böyle ona da bir alt metin. Ben Recep İvedik taklidi yaptım. Hayır. Birini güldürmek için. Ben şunu dedim aşkım. Yaptım. Demek istediğim buydu. Recep İvedik mi yaptın? Böyü iyi yaparsam yapardım. İyi yapamadığım bir şey yapamıştım. Benim taklidini yaptığım kısım, en çok güldüğüm kısım şeydi. Cam kenarında oturuyordu. Buraları küldü. Şey diyorlar, abi üstün başın kil olmuş falan. Ha önemli değil, onu böyle sigarayı atarken oluyor falan deyip şey yapıyordum. Orasına gülüyordum ben. Okay. Bana orası komik geliyordu. Bunda böyle hani şey hani bir mimi oluyor ya, bir şeyi taklit ediyorsun. Tabii ki. Onun gibi yapıyorduk tabii yani. Ki. Yalan söylemeyeyim şimdi, yapıyorduk yani. Beni birden fazla kez Şahan'ın kardeşi misiniz diye anlatma, sordular. Yok. Beni birden fazla kez başlayınca. Evet. Bir kere bir pastanede oturuyorduk mesela, bir teyzeler böyle hihihihi yapmaya başladı falan. Bana birden fazla kez Şahan Gökmen'in kardeşi misiniz diye sordular. Beni değil. Biz beni birden fazla beni kez dediğinizde sandılar gibi bir şey. Bekliyorum. Hocam cümlenin başıyla cümlenin sonu arasında bazen şey olabiliyor. Yani alışveriş kopabiliyor. Onları hem çok yaptım. Mesela bir kere sült refitli kahve istemiştim. Yani o filtre sütlü kahve, bambaşka bir sütlü filtre kahve başka. Ama senin sayende böyle Starbucks falan, "Oo, hep benim şey keşfettik." diye orada. Sült refitli mi? Çok güzel. Bunu kullanalım. Ben dün sahnede hilafetle laikliği karıştırdım. Ha evet. Ve nasıl bir şey oldu? Nasıl bir şey oldu? Şimdi yaşadığımız gibi. Böyle ödüle koşma şöyle mi gerçekleşiyor o zaman? İşte görüntü yönetmenliği, kurgu, senaryo hepsi böyle kol kola koşuyorlar ödüle doğru. Vurulmaya başladılar. Ödül daha uzakta. Böyle görüntü yönetmenliği itiyor ayağıyla, tamam mı? Oradan kurguyu titre ediyor. Son şeyden bir metafor. Al! Kapıyor. Tabii tabii. Geri atıyor. Koşmaya devam ediyor.